Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifimizin öncelikle hamurunu hazırlayacağız. Hamur için geniş bir kabın içerisine 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı şeker, 200 ml'lik su bardağıyla 1,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için şöyle bir karıştıracağım. Şimdi yavaş yavaş kontrollü bir biçimde ununu ekliyorum. 1 su bardağı un ekliyorum. Üzerine tuzunu ekleyeceğim. 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tekrardan üzerine 1 su bardağı daha un ekliyorum. Karıştıracağım. Daha sonra eklemeye devam edeceğim. Toplandı. Toplamda 3,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. Un miktarı unun kalitesine ve markasına göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir biçimde ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuracağız. Son olarak hamurumu toplamak için üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Tekrardan biraz daha yoğuruyorum. Bakın hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Orta yumuşaklıkta bir hamur ve ele yapışmıyor gördüğünüz gibi. Hamurumun üzerine streç filmle kapatacağım ve yaklaşık 40-45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz mayalanırken biz de kıymalı harcını hazırlayalım. 1 adet büyük boy soğanı yemeklik doğrayarak tencereme aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Soğanı hafif diriliğini kaybedinceye kadar kavuracağım. Soğanımız hafif kavruldu. Şimdi üzerine 1 adet kapya biber, 2 adet de yeşil biber ekliyorum. Benim buzlukta vardı, oradan çıkardım. Tekrardan biberler de kavruluncaya kadar güzelce kavuralım. Biberlerimiz de kavruldu. Şimdi 2 diş sarımsak ekliyorum. 1 tatlı kaşığı salça. Baharat olarak birer çay kaşığı karabiber, toz biber ve pul biber ekliyorum. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 1-2 dakikada bu şekilde kavuracağım. Şimdi de kıymamızı ekleyeceğiz. 300 gram kıyma ekliyorum. Kıymamız pişinceye kadar pişireceğiz. Tozunu da atıyorum ve kapağını kapatacağım. Kıymamız artık pişti. Şimdi son olarak üzerine bir tutam maydanozu ince ince doğradım. Onu da ekliyorum. Karıştırıyorum ve soğumaya bırakacağım. Hamurumuz mayalandı. Şimdi üzerindeki streç filmi açıyorum. Maya kokusunun gitmesi için şöyle bir karıştıracağım. Hamuru masanın üzerine aldım. Biraz şöyle altına üstüne un serpiştiriyorum. Şimdi bezeleri ayıracağım. 2 tane portakal büyüklüğünde beze, 6 tane de yumurta büyüklüğünde beze hazırlayacağız. Bezelerimiz hazır. Şimdi en büyük bezeden başlayarak açacağız. Diğerlerini de üzerine streç filmle veya bir temiz bir poşetle kapatalım, kurumasınlar. Bezemin altını üstünü güzelce unladım. Servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Büyük bezeyi fazla açacağımız için merdane ile biraz uzun sürüyor, o nedenle onu oklavayla devam ettireceğim. Ancak küçük bezeleri merdane ile açmanız yeterli. Bu şekilde açabileceğim büyüklükte ve incelikte açtım. Bakın
İnceliği de bu şekilde olacak. Şimdi bunu kenara alıyorum. Şimdi de 3 tane küçük bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Evet, bu kadar açmamız yeterli. Şöyle bakın, tam ortasına denk gelecek şekilde açacağız. Şimdi diğer ikisini de aynı şekilde hazırlıyorum. Şimdi içerisine iç harcını yerleştireceğiz. Tam orta kısmına hazırladığım kıymalı harçtan kaşıkla yayarak koyuyorum. Üzerine açtığım bezelerden birini yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde onun üzerine de harçtan koyacağım. Şimdi diğerini ekliyorum. Yine aynı şekilde onun da üzerine harçtan koyuyorum. Şimdi de diğerini yerleştiriyorum. Tekrardan en son bezenin üzerine de harçtan koyuyorum. Şimdi rulet veya bıçak yardımıyla keseceğiz. Öncelikle şöyle karşılıklı kenarlarını kesiyorum. Daha sonra bir tane buradan, bir tane buradan. Aynı şekilde karşı tarafını da şöyle kesiyorum. Şimdi kenardaki parçaları şöyle üstüne doğru kapatıyorum. Şimdi şöyle ters çeviriyorum. Elimle hafif bastırarak inceltiyorum. Biraz da diğer tarafını çevirdim. Diğer tarafından bastırarak inceltiyorum. Evet, birinci böreğimiz hazır. Şimdi ikincisini de aynı şekilde hazırlayacağım. Tavanın tabanını sıvı yağ ile yağladım ve tavamız ısındı. Şimdi böreğimizi tavaya şöyle yerleştirelim. Şu kenardaki yağlardan üst kısmına da sürelim. Kapağını da kapatalım. Orta ateşte alt kısmı kızarıncaya kadar pişireceğiz ve daha sonra ters çevireceğiz. Evet, hemen böreğimizi kontrol edelim. Bakın altı gayet güzel bir biçimde pişmiş. Spatula yardımıyla ters çevireceğim. Diğer tarafını da yine aynı şekilde orta ateşte yavaş yavaş kızartacağım. Bu şekilde de içi gayet güzel bir biçimde pişmiş olacak. Alt tarafını da kontrol edelim. Alt tarafta bakın gayet güzel bir biçimde kızarmış. Şimdi artık servis tabağımıza alabiliriz. Toplamda 20 dakikada pişti. Şimdi diğerini de aynı şekilde kızartacağım. Tabanına yine sıvı yağ sürüyorum. Kapağını kapatıyorum. Aynı şekilde bunu da pişireceğim. Şimdi şöyle sıcakken üzerine biraz da tereyağı sürüyorum. Diğeri de pişti. Onu da öbürünün üzerine yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde onun da üzerine tereyağı süreceğim. Biraz dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapacağız. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma bir kalp, herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz.
Dışı hafif çıtır, içi yumuşak, gerçekten muhteşem bir lezzet. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Şimdi şöyle dilimleyerek birlikte iç kıvamına da bakalım. Kıymalı büyük bazlama gibi de düşünebilirsiniz. Şöyle bakın arkadaşlar, iç kısmını da sizlere göstereyim. Kat kat, içi de gayet güzel bir biçimde pişiyor. Şöyle sizler için hemen bir parça kopartarak lezzetine de bakacağım. İçini bu şekilde de sizlere tekrardan göstermek istiyorum. İsterseniz yanına ayran veya çorba yaparak akşam yemeğinde veya öğle yemeğinde tüketebilirsiniz veya çay saati içinde hazırlayabilirsiniz. Tek kelimeyle efsane ve muhteşem bir lezzet. Bu kenar kısımları da beyaz görünüyor ama bakın çıtır çıtır gayet güzel bir biçimde pişiyor arkadaşlar. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.